din invitație în invitație. Mai să mă facă din Thank you.
hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Sayın Bakanımız Maria Grepini Binazeli'niz. Sayın Milletvekilimiz, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Rıfat Sait Bey, hoş geldiniz. Daha Türkiye'den buraya gelerek bizleri onurlandırdınız. Sayın Müsteşarımız, tüm Türk Büyükelçiliği çalışanları, hizmet verenleri ve tüm iş adamlarımız, hoş geldiniz diyorum gecemize. Öncelikle daha önce 10. yılımızı kutlamıştık. Şimdi 3 sene aradan sonra 13. yılımızı kutluyoruz. Yine sizlerle birlikte. Sizlerle birlikte biz 13 yılımızı doldurduk ve sizlerle birlikte yine devam edeceğiz inşallah. Sayın Milletvekilimiz ve Sayın Bakanımız, öncelikle Sayın Bakanımız Grabini sahneye davet etmek istiyorum. Kendisi de bir şeyler söyleyecektir herhalde davetlerimiz için. Bizi onurlandıracaklar. Vay Vitam Domnu Domna Grabini Pescela. Alkışlar lütfen. Yo, roman açılıyor lan. Kompasa roman açılırını bozsun olabiliriz. Ben bunu ben. Bună seara, bună seara și bine v-am găsit. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Sunt foarte bucuroasă că azi în 2013, sărbătorim 13 ani de apariția ziarului. Biliyorsunuz bugün ayın 13'ü, 3. aydayız ve 2013 tarihindeyiz. Hayat Gazetesi'nde 13. yılını kutluyoruz. Çok güzel bir rastlantı. La mulți ani celor care au avut inițiativa, la mulți ani publicației și la mulți ani dumneavoastră tuturor. Herkese bu gecesini tebrik ediyorum. Öncelikle gazete yöneticilerinden ve bütün katılımcılara, emeği geçen herkese. Ca ministru al mediului de afaceri, sigur că sunt bucuroasă să fiu aici, pentru că avem o comunitate de oameni de afaceri din Turcia foarte puternică în România. Romanya'da çok gelişmiş bir Türk cemiyetinin olduğunu görüyorum. Romanya Turizm, İş Geliştirme ve KUBİ Bakanı olarak buraya katılmaktan dolayı mutluluklarını dile getiriyorum. Eu cred că România și Turcia are foarte multe puncte comune și putem să rămânem într-o prietenie pe termen lung și să ne dezvoltăm și relațiile economice și cele culturale. Ben inanıyorum ki Romanya ve Türkiye arasında pek çok ortak nokta var ve bu ortak noktalardan yola çıkarak bu iki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin, ekonomik ve politik ilişkilerin daha da iyi boyutlara taşınacağına da inanıyorum. Am avut mai multe întâlniri cu oamenii de afaceri din Turcia, cu camerele de comerț, cu cei care conduc ziarul și cred foarte tare că există dorința oamenilor de afaceri din Turcia să rămână aici în România și să mai aducă alături de ei și alți oameni de afaceri, precum și dorința românilor și a mea să dezvoltăm turismul, să dezvoltăm relațiile culturale și economice și de ce nu investițiile în Turcia. Göreve geldiğim günden itibaren pek çok Türk cemiyetini temsil eden kurumlarla görüşmelerimi yürüttüm. Bunlar arasında TİAT, Türk İş Adamları Derneği, Romanya Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası, bunun yanı sıra Türk gazetecilerimiz sık sık yer aldılar. Ve buradan da yola çıkarak şunları belirtmek istiyorum. Görüyorum ki Türk cemiyeti çok iyi bir şekilde Romanya'da yerleşmiş durumda ve bu ilişkilerin, iş ilişkilerinin, ekonomik ilişkilerinin zamanla daha iyi boyutlara taşınacağına inancımı sürdürüyorum. Ve aynı zamanda yeni yatırımcı ve yeni iş adamlarının da Romanya'ya gelmesini benim dediğimi belirtmek istiyorum. M-am întâlnit la Berlin cu ministrul turismului din Turcia și vreau să vă felicit pentru că Turcia a ocupat locul 1 din 180 de țări la Berlin și bravo, felicitări, iar noi România locul 7. Deci suntem așa aproape de dumneavoastră, totuși Turcia are o experiență foarte bună pe turism și eu sunt dispusă să învăț de la cei mai buni, așadar am stabilit o relație de colaborare cu domnul ministru al turismului din Turcia. Geçen hafta ITB Uluslararası Berlin Fuarı'nda
da Türkiye Turizm Bakanı ile Sayın Ömer Çelik'le yüz yüze tanışma fırsatı edindim. Ve şunu belirtmek istiyorum ki İTB Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye 180 katılımcı ülke arasında birinci sırada yer aldı. Ama Romanya'da 7. sırada yer aldığı için aradaki farkın az olduğunu söylemek istiyorum. İki komşu ülkeler olarak birbirimize yakınız ve Türkiye'nin turizmindeki ilerlemeleri yakından takip ediyorum ve takdir ediyorum. Închei prin a vă spune că vin din rândul oamenilor de afaceri și știu că nu este perfectă în România. Am preluat problemele de la dumneavoastră, dar le știam și eu, pentru că până în decembrie am fost în mediul privat și m-am obligat și la întâlnirile cu oamenii de afaceri. Vă spun și dumneavoastră că vreau să aduc contribuția în cadrul Guvernului României să facem ca lucrurile să se desfășoare mai bine în domeniul afacerilor. Devlet fonksiyonuna, bu göreve yükselmiş birisi olarak iş dünyasında Romanya'da genel olarak yaşanan sıkıntılardan haberdar olduğumu söylemek istiyorum. Ve bugüne kadar da iş dünyası, iş adamlarıyla pek çok görüşmeleri sürdürdüm. Sizler adınıza, yani buradaki mevcut Türk ve Roman iş adamları adına hükümet çerçevesinde mevcut koşulları daha da iyileştirmek için çaba gösterdik, belirtmek istiyorum. Așadar, veți avea ușa deschisă totdeauna la mine, să veniți dacă aveți probleme, să încerc să le rezolv și vă doresc tuturor multă sănătate și viață bună, lungă, alături de noi, în pace și liniște. Bundan sonra da bilmenizi isterim ki her zaman olduğu gibi kapılarım Türk iş adamlarına bundan sonra da açık olacaktır. Herhangi bir sıkıntınız, probleminiz, sorununuz olduğunda her zaman bakanlığımıza gelebilirsiniz. Bundan sonraki iş hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum. Sayın AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Rıfat Sahip Bey'i sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Bakan'a bir Türk Camiası adına bir hediyemiz olacak, küçük bir hediyemiz. Sigur că m-ați lăsat fără cuvinte și am să vă spun de ce. Eu sunt inginer textilist și lucrat în domeniul textilelor și n-am fost în stare să-mi fac un asemenea tablou. Vă mulțumesc din suflet, este cea mai mare surpriză pe care am avut-o. Este o ochetă foarte specială pentru domnul ministru. Aynı zamanda bakanımız diyor ki ben zaten tekstil sektöründen geliyorum. Ama bugüne kadar vakit ayırıp kendime böyle özel bir hediye hazırlayamamıştım. Ayrıca göreve geldiğim günden beri almış olduğum en özel hediyelerden bir tanesidir. Bunu da belirtmek istiyorum dedim. Evet, sevgili Romanya'nın çok değerli Cici Bakanı, Sayın Müsteşarımız, Sayın Köstence Başkonsolosumuz, yine buradaki Türk iş adamlarımız, Yunus Emre Sünün çok değerli Başkanı, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İzmir'den ve Türkiye'den saygı ve selamlar getirdim size. İyi akşamlar diliyorum size. Benim Romanya'ya ilk kez gelişim. Biz bugüne kadar Romanya'yı Stolbuk Reşli Hacı ile tanımıştık. Ama çok enteresan bir şey gördüm ben Romanya'da. Bunu samimiyetle söylemek istiyorum. Şunu hep soruyordum. Romanya neden fazla duyulmuyor? Ya da Romanya'daki soydaşlarımızı neden fazla duymuyoruz? Ya da onlarla ilgili konuşmuyoruz? 15 yıldır Balkanlar üzerine çalışıyorum ben. Ve 15 yıldır da Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna, Hersek, Balkanların her noktasına gittik, çalıştık. O konuyla ilgili de çalışmalar yaptık. Aynı zamanda Balkan Stratejik Arşiv Merkezi'nde başkanlığını yapıyorum. Ama Romanya ile ilgili pek fazla konu gündeme gelmemişti. Bunu bugün geldiğim zaman
Büyükelçilik'te de sorduk. Neden dedim Romanya ile ilgili fazla gündeme gelmiyor bu konu? Sonradan bugünkü gezimizde gördük ki Romanya'daki bizim soydaşlarımız ki bugün Kırım Tatar Türklerinin derneğine gittik. 31 tane de şubeleri varmış. Bunun dışında diğer derneğimiz öyle. Burada Romanya devletinin Türklere, soydaşlarımıza vermiş olduğu destek, onlara göstermiş olduğu saygı, sevgi ve hakları konusunda Romanya Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum ve gerçekten bizleri mutlu ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Romanya'dan güzel duygularla ayrılacağız ve hakikaten 3 günlük bir gezinin yetmeyeceğini gördüm Romanya'da. İnşallah bir daha kısa daha geleceğiz. Bugün de Hayat Gazetesi'ni Erkan Bey'imiz tabi daha önceden tanıyoruz. Bugün de ilginç bir gün seçmiş. 2013 tarihi 13. yıl dönümünü kutluyoruz. Ben kendisini tabi İzmir'den tanıyorum, Esen Bey'i tanıyoruz. Biz de meslektaşız. Biz de bir Balkan Günü diye bir gazete çıkartıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiği için, sizlerle tanıştırdığı için, Romanya'ya gelişimize vesile olduğu için. Daha nice yıllara diyorum inşallah Hayat Gazetesi için başarılar diyorum. Büyükelçimiz aramızda olamadı bugün maalesef Sayın Ömür Şenemli. Kendisi Romanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye resmi ziyareti için Türkiye'de bulunuyor. Fakat kendisini temsil eden Sayın Müsteşarımız, kendisi zaten yeni göreve başladı. Özgür Özkan Hanım. Kendisini sahneye davet etmek istiyorum. Büyükelçimiz için bir sürprizimiz olacak. Onu kendisine takdir etmek istiyorum sizden huzurunda. Alkışlar mı? Bir ödülümüz de Sayın Barış Uçaklar Bey'i sahneye davet etmek istiyorum. Büyükelçimizin bir mesajı var. Onun kendisini sizlerle paylaşmak istiyor şu anda. Sayın Bakan, Sayın Milletvekilim, değerli konuklar. Romanya Dışişleri Bakanı Titus Corlettean'ın 14 Mart tarihinde Sayın Bakanımızın davetine icabeten ülkemize gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla şu anda Türkiye'de olduğum için Hayat Gazetesi'nin yayın hayatına başlayışının 13. yıl dönümünün kutlandığı etkinliğinizde maalesef aranızda bulunamıyorum. Hayat Gazetesi, Romanya'da tam 13 yıldır Türk yayıncılığına hizmet etmektedir. Gazetenin siyasetten ekonomiye, kültürel konulardan dış politika meselelerine kadar her alanda yayınladığı haber ve yorumları hepimiz ilgiyle takip ediyoruz. Romanya'da yayınlanan diğer gazetelerimizle birlikte Hayat Gazetesi de bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızı ve soydaşlarımızı hem ülkemizden hem Romanya'dan derlediği kapsamlı haber ve yorumlarla aydınlatma misyonunu yerine getirmektedir. Bu vesileyle Hayat Gazetesi'nin kesintisiz bir şekilde yayın hayatına devam etmesinde emek sarf eden, başta Sayın Erkan Eruysal ve Serkan Eruysal olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ederim. En iyi dileklerimle saygılar sunuyorum. Büyükelçi Ömür Şölen'de. Çok teşekkürler. Efendim şimdi tekrar bir ödülümüz daha. İki dönemdir üst üste TİYAL Başkanlık görevini başarıyla sürdüren Ömer Süslü Bey'i sahneye davet etmek istiyorum. Kendisini almışlarla.
Değerli Bakanım, değerli milletvekillerim, değerli müsteşarım, değerli başkanımız olsun, değerli arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. İnşallah nice 13 yıldır Erkan Bey'le Serkan Bey'le beraber geçireceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim şimdi programa tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar.
ediyoruz. Şu anda çok güzel bir defile hazırladı sizler için. Adina Buzatu. Alkışlarımız da Adina Buzatu'nun kreasyonu şu anda sahnede olacak. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
Bozantı defilesini izledik. Bir kez daha kocaman alkış kendisine. Ve kendisi de aramızda şu anda sahneye davet etmek istiyorum. Mahmut Prens Cenab. Kendisi bu güzel organizasyonla da bize desteklerini hiç esirgemedi. Çok teşekkür ediyoruz ve kendisine küçük bir hediyemiz olacak. Onu takdim etmek istiyorum. Küçük bir ödülümüz daha. İsiz Uğur'un sahibi Sayın Hüseyin Aykol Bey'e olacaktı.
Hüseyin Aykol Bey buralardaydı. Kendisini göremedik. Programımız devam ediyor. Hüseyin Bey buradaymış. Birkaç kelime söylemek isterseniz. Çok teşekkür ederim. Ben de bu bütün iş adamları arkadaşlarım adına alıyorum, kabul ediyorum. Ve Hayat Gazetesi'ne başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyorum. Şimdi sahneye yaklaşık şu anda hazırlanıyor 5 dakika sonra Ceylan Bozoğlu sahneye gelecek. 5 dakika sonra eğlenmeye devam ediyoruz hep birlikte. İyi eğlenceler tekrar.
bizleri de onurlandırdığı, yer verdiği için ayrıca teşekkürler ediyorum. Sağ olsun. Şimdi Türkiye'mizin yörelerinden, türkülerinden işte gidiyorum çeşmi siyahım diyelim mi?
Çok teşekkürler. Ben sahneyi sahibine bırakıyorum tekrar, Sibel Hanım'a.
bir öpücük alayım. Sarayım, sarayım, kollarım da sarayım. Sen isteyeceğim ki seni kulum kölen olayım. Thank you.
desteklerini dolayı Gökreş Büyükelçiliğimize, Göstence Başkonsolosluğumuza, TİAK'a, başta Cüneyt Kurtan Beyefendi'ye, Hüseyin Akyol Beyefendi'ye, hayatın yakın dostları, kendilerine bir basın yayın mensubu olarak Anayurt Gazetesi adına ben de teşekkür ediyorum bir basın yayın kuruluşuna verdikleri destekten dolayı. Ben de size bir şarkıyla bu geceye renk katmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sen delisin, ben deliyim. Sen delisin, ben deliyim. Özlenmez misin Erciyes? Sen delisin, ben deliyim. Özlenmez misin Erciyes? Sen Mevlana, ben veliyem. Özlenmez misin Erciyes? Özlenmez misin Erciyes? Akşamları hafta sonu, akşamları hafta sonu, eteğin aşıklar dolu, eteğin aşıklar dolu, senin yolun gönül yolu. Özlenmez misin Erciyes? Özlenmez misin Erciyes? Senin yolun